Sizin yazınızı ne besliyor? Gireyim mi ben buradan? Haydi gir. Yazının şeyin fikirlerin çıkış noktasına sebep olan bahtsız kişi olarak mı diyeyim, ne diyeyim? Yani benim yazımı her şey besleyebiliyor. Az önce gördüğümüz üzere işte üst kattaki komşumuzun kızının sesi, alt kattaki abinin dinlediği şarkılar, gittiğim tiyatro oyunu, okuduğum kitaplar, bir sohbet, bir kavga gündelik hayatta, bir yemek sofrasında konuşurken geçmişe götüren bir tuzluğun işte neden orada olmadığı. Yani hayata dair her şeyi besliyor. İşte mesela bugün o dinlediğim eğitimden yola çıkarak neydi cümle? Hayatta iki şeye mecbursunuz. Ölmek ve tuvalete gitmek. Tuvalete gitmek. Yani evet, yani işte mesela yazın, bugünkü yazının çıkış noktası oydu. Bir anda gelebiliyor. Bu sanırım biraz benim yazı türümle de ilgili, özgür mü diyeyim. Gelişine yazdığım için her şeyden beslenebiliyorum ve her şeyi onun içine katarak, söylemek istediğimi söyleyerek ya da kendime nereden bakmak istiyorsam oradan bakarak sürdürebiliyorum. Ama genelde de düşündüğüm şu, okuduklarımız çok besliyor. Yani toplama baktığımda. Mesela dün Kara Duygun kitabına tekrar bir vesileyle bakmam icap etti. Çok eski zamanlarda okumuşum. 10 yıla yakın bir zaman geçmiş üzerinden ve unutmuşum. Fakat yazımda o kadar izlerini gördüm ki ben o kitabın. Oradaki işte sözcük uydurmaların mesela, cümlelerdeki devrikliklerin ya da duyguyu aktarıştaki çift anlamlı göndermelerin falan. Mesela işte o kahve fincanında telve olsam belki de oradaki işte çağrılan Musa'nın işte bir şiire gönderme olmasıyla içimde böyle bir tekrar geldi gündeme falan. Dolayısıyla kendimde de ve çevremde de gördüğüm, derslerde de gördüğüm, okuduklarımızdan çok besleniyoruz. Bir de seyrettiklerimizden besleniyoruz. Ama onun dışında da hayata dair her şeyden, bir otobüsteki yolculuktan, yani gören göz her şeyden besleniyor aslında. Biriktirdiği her şeyden besleniyor. Orada şunu sormak istiyorum. Peki yazmak için beslenmekten bahsetmiyoruz. Zaten sen açıksın ve evet, o açık olan yani aslında yazıyı beslemek için yaptığın bir şeyler yok. Değil. Sen öyle bir insansın ve öyle bir insan olduğun için de bunu bir yerde akıtmak lazım, değil mi? Hani bunu bir anlamlandırmak ya da bedene indirmek gerekiyor. Bir şey yapmak gerekiyor o gelenle. Kesinlikle. Onun için de yazıyı seçmişiz biz. Evet. Yani şey, sabahki eğitimde mesela kadın yine benzer bir şey söyledi. Söylediğine benzer. Anlamlandırmadan hayatımıza yerleştiremiyoruz hiçbir alışkanlığı dedi. Bir anlam, yani onun faydalı olduğunu bilsek bile, sigarayı bırakmak diyelim. Sigarayı bırakırken ki halimize de bir anlam vermezsek, hemen benim aklıma mesela Emre'yi ile sigarayı bırakmamla Emre ilişkisi geldi. Emre olmasaydı ben sigarayı bırakamazdım. Biliyorum ki faydasız zararı çok vesaire vesaire. Ama orada onu anlamlandırma noktam Emre'ydi benim. Ve sigarayı bıraktım. Dolayısıyla yazarken aslında yaşarken biriktiriyoruz aslında. Yazmak için biriktirmiyoruz hepimiz. Ya da pek çok yazar. Ya da yazarlığımın şu noktasında ben yaşarken biriktiriyorum. Belki bir ileri aşamada hakikaten böyle bir tırnak içinde profesyonel yazar olduğumda bunu da yazayım diye not alacağım belki. Bilmiyorum o level'ları ama şu an yaşarken biriktiriyorum. Bunları da bir yazı malzemesi olarak kullanayım, dönüştüreyim diye biriktirmiyorum. Yaşarken biriktiriyorum. Ama anlamak için yazıyorum mesela o biriktirdiklerimi. O zaman da yazı çıkıyor. Umarım anlamlandırabildim. Yine bilincim aktı benim. Nereye aktı bilmiyorum. Siz bunlardan bir anlam çıkarın. Peki mesela bu en son bu Wintering kitabını okurken şunu fark ettim. O kadar çok şey yazmışım ki ben. Dönüp onları bir araya getirirken bir anlam yaratmaya başlıyorum. Belki neler yaşadığımı anlamlandırmanın da bir yolu. Sadece o anda yazmak, akıtmak değil de sonradan dönüp deneyimlerime bakmak.
1979 yılında tuttuğum bir günlükte hala kilodan bahsediyorum. O gün de bahsediyormuşum, şimdi de bahsediyorum. Yani mesela bunu görmek, ay yeter yeşim artık dedirtti bana. Yeter. Hani bu kadar yıldır bunu dövdün dövdün, ne konuşuyorsun artık? Çöz bunu, bırak bunu. Ve oturup hani o 79'dan bu yana yazdıklarıma bakınca da azalmaya başladığını da görüyorum. Ve buna da bir anlam yaratmak için bir daha yazıyorum. Falan hani böyle bir harmanlanma var orada. Yani Duygu'nun yazısından da geçmişe gittin ya. Yani aslında o biriktirdiğin şey belki ileride şimdi burada da ortaya çıkınca başka bir yazı da tekrar gelecek gündeme. Ve sen onu yazmak için biriktirmemişsin aslında. Ama şimdi bir anlam kazandı. Duygu'nun yazdıklarıyla bütünleşti ve bir anlam kazandı. Aynen öyle. Bir de yaşarken de yazıyoruz ya aslında kendilik kitabımızı. Biz gibiler. Bir de ne oldu? Duygu'nun yazısını dinlediğimde şöyle hissettim. Ben o anıyı hatırlıyorum. O an önemliydi benim için. Ama yazmamışım. Fakat Duygu'nun da aynı şeyi hissettiğini gördüğümde yazabilirim izni geldi. Öyle bir hak geldi bana. Hani mesela o iyi geldi. Bir kişi daha ve hani sevdiğim, beni anladığını bildiğim bir kişi var orada. Ve o da aynı şeyi yaşıyorsa acaba biz kaç kişiyiz dışarıda diye düşünüyorum. Belki onlara da ulaşma fırsatı olur diye düşünüyorum. Hak izin veriyor bana. Yazabilirsin Yeşim dedir diyor. Evet. Ben devam edebilirim mesela. Neden tetikleniyoruz diye sormuştun ya. Ben herhalde daha çok duygudan ve beni tetikleyen şeylerden, beni uyarıya geçiren şeylerden çok tetikleniyorum. Mesela Duygu'nun bahsettiği gibi bir sofra, demin söylemişti ya, bir sofra, işte etkilendiğim her şey bugünkü beni etkiliyor. 10 yıl önceki ben değilim. Dolayısıyla bakış açımız da çok önemli burada. Neye nasıl bakıyorsak, 10 yıl önceki algılamamızla aynı şey üzerinde yazdığımızı düşünelim. 10 yıl önce belki ben farklı yazacaktım. Şimdi farklı yazıyorum. Bu çok önemli. Bugün sesten bahsettik. Bir ses, bir müzik, bir sofrada oturuş. O an aklımdan geçen herhangi bir an geçmişe yönelik veya gözümün önündeki herhangi bir an beni yazmaya teşvik edebilir. Hani bunlar bugün geçti, bugün konuştuklarımız hakkında Duygu'nun yazısıyla da bağlantılı olarak. Hatta U dönüşünden bahsetmişti ya, o U dönüşünde ben çok düşündüm. U dönsem acaba istediğim noktaya gelsem o zamanki olmak istediğim ben mi olurum diye bir düşünce geçti aklımdan. Mesela bak bunu bile düşünmek, o U dönüşünü yaparsam aynı yere mi giderim, hayal ettiğim yere mi giderim, nereye giderim diye düşündüğünde İçinden bunu irdelemek geliyor değil mi? Hani bunu tabii. Bu giriyor şimdi zihnine. Bununla bir şey yapman lazım. Ne oluyor? Gidiyoruz biz onu yazıya akıtıyoruz. Yani aynen öyle. Bizim seçtiğimiz araç sanki. Aynen öyle. Okuduğumuz şeyler de farklılaştırıyor bizi. Kesinlikle farklılaştırıyor. Martin Eden'i 10 sene, 20 sene önce okumuşsan şimdi okuduğun zamanki gibi değerlendirmemişsin eminim ki. Hani anlatabiliyor muyum? İlk aklıma gelen örnek bu olduğu için söylüyorum. Bu çok ilginç bir şey. Gittiğimiz yer sanıyorum bizi çok etkiliyor yani yazmamızda. Mesela bu Wintering kitabını Judith benimle, biz Judith'le sohbet etmeseydik ben o kitabı duymayacaktım. Günlerdir kış üzerine kitaplar araştırıyorum. Bu çıkmamış karşıma. Ama bir kitapla geldi ve ben bütün bir paketi bir kitapla yapabilirim. Çünkü çok müthiş bir kitap. Aynen. Fakat ne ilginç, demin senin dediğine geleceğim, bu yaş farkı yani 20 yıl falan. İçimden ilk tepkim bunu Yusuf'la paylaşayım. Bu Wintering kitabını Yusuf'a da gönderdim. Sonra diyorum ki hayır, o 20 küsür yaşında genç bir insan. Bu kitap onun kitabı olmayabilir şu anda. Kendisi tesadüfen bu kitabı bir kitapçıda görüp yakınlık hissederse alır. Ama ben bugün gönderirsem ben çok farklı bir yerden konuşuyorum. Aynen öyle. Çok haklısın.
Ben de şunu düşündüm şimdi, hani hep sizler konuşurken dedim ki benim yazımı ne besliyor? Birincisi şunu önce kabul etmem gerekir. Ben birçok insanın kırılgan diye adlandıracağı bir mizaca sahibim. Yani herkesten biraz daha farklı bir algım olabilir. Hatta bazen kendimi ayrı kutu derim. Dünya ağrısı taşıdığım hep size söylerim, biliyorsunuz zaten. O farklı bakış açısıyla, evet hani yaşamın içinden bir şeyler ama mesela gönül telimi o an titreten şeyler diyebilirim. Yani bunu geçen kış kampında yaşamıştım. Sen bir şey verdin, alıştırma verdin. Onu yaparken seneler önce hiç unutmuyorum. Karşıdan karşıya geçiyorum. Oğlum bebek ve pusetteydi. Geçen aracın içerisinde küçücük bir çocuğu döven bir adam vardı bir minibüsün içinde. Ve ben o anı, evet orada yaşadım, ağladım, kala kaldım, ışıkta. Yani böyle o gün benim için çok acayip bir şey olmuştu. Ama tabii ki hayat, işte ne bileyim, koşturmacı derken ben onu unutmuştum mesela. Ama o an o gönül telim orada feci şekilde, yani o titremişti, onu bir hatırlıyorum. O duyguyu saklamıştım aslında bir yerde. Sonra seneler sonra sen öyle bir alıştırma verince mesela ben direkt onu yazdım. Ne onu düşündüm ya, bir an o geldi. O yüzden galiba beni hani o işte neyse, o herkesinkini farklı şey titretir diye düşünüyorum. Yani hepimiz aynı şeylerden etkilenmeyebiliriz. Ama gördüğüm bir şey, kuşun uçuşundaki bir hareket mesela. Bazen bakıyorum sığırcıkların uçuşunda bir şey görüyorum. Diyorum ki Allah'ım bunu nasıl bir ezber yapıyorlar böyle diyorum. Mesela bir şey kafam takılıyor ve diyorum ki ya o benim içime bir şey olarak yerleşiyor. Böyle küçük bir şey kaçıyor içime. Yani bir hani su damlası gibi bir şey oluyor. O belki o an değerlendirmiyorum ama sonra bir an gelip bakıyorum o yazı olmuş. Yani hesaplamadan oluyor çok, bir de. O çok güzel. Çok güzel söylüyorsun. O sığırcıklar beni çıldırtıyor. Bir gün yazacağım. Ama evet, belki de neyi anlatacağımı henüz oturtamadım. Ya da oturtmak istemiyorum. Onları izlemek bir şey yaratıyor bende. O dediğin o ne dedin? Bir şey teli. Telimi titretiyor. Gönül teli. Ha, gönül telimi titriyor. O da bir çocuk evet, kitabıdır. Gönül teli. O yüzden oradan geldi aklıma bir anda. Çok güzel. Yani evet, gönül telimi titretiyor ve bazen de sadece onun titremesi iyi geldiği için de yazmıyorum onu. Bakıyorum hazır. Kesinlikle. Değilim belki de. Unutmuş değilim ama hazır değilim. O bir şeyle örtüşüyor. Hayatın bir yerinde, yani sen bambaşka bir şey yaşarken, bambaşka bir şey düşünürken ya da tuhaf bir evresindeyken hayatında o sığırcıklar gözünün önündeydi. Sen onu saklamıştın. Sonra öyle bir şey oluyor ki bir bakıyorsun sığırcıklarla o yaşadığın şey, o gördüğün şey birleşiyor. Tuhaf bir şey. Yani hani sihir desen sihir değil ama öyle bir duyguya kapılırsın. Allah'ım bunlar nasıl bir araya geldiler diyorsun. Yani o yüzden tam olarak neden besleniyoruz dediğimiz noktada tabii hayat, insanlar, okuduklarımız, yazdıklarımız ve mesela benim için bir şey daha var. En çok da ben mesela buraya geliyorum, sizin yazınızı dinleyince tetikleniyorum. Yani benim yazımı sizin yazılarınız besliyor. Ya da katıldığım işte atölyedeki yazılan yazıları okuyunca mesela bir defa şey iştah geliyor. Yani diyorum ki evet ya yazayım. Yazdığı bir şeyden geçen bir cümle, bir kelime. O yüzden ben başkalarının yazılarından da çok çok besleniyorum. Yani orada mesela az önce hepinizin yazılarından buraya aldım, mesela not aldım, küçük şeyler vardı. O küçük şeylerin bende bir karşılıkları var ve o bir yazı. Onu biliyorum ama ne zaman onu bilmiyorum. Yani sadece not alıyorum ama bana dokundu. Onu not alıyorum, o kadar yani. Atölyede gelen yazıların bir gerçekliği, bir hamlığı var. Duygu hamlığı. Ve o kadar güçlü ki. Ve bazen insanlar zamanla teknik öğrenip bilmem ne yapıp falan rafine ettiklerinde onu kaybediyorlar. Bu beni çok üzüyor. Yani onun için atölyedekiler, başkalarının o ilk hikayeleri çok besliyor beni. Çünkü bir de bizim burada biz birbirimize en ham halimizle geliyoruz. 3 satır yazdım diye de geliyoruz. En ham duygumu ortaya koyuyorum çırılçıplak burada ve hiçbir yargılanma kaygım olmadan
ve karşılık bulacağını, şefkat bulacağını, anlayış bulacağını biliyorum. Bu yazan kişi olarak beni güçlendiriyor ama okuyanlar için de o hamlık hayatı anlatıyor. O kadar gerçek, o kadar güzel ki bazen rafine ederken kaybetmemek istiyorum. Kaybetmeyelim istiyorum o şeyi. Çok haklısın. Çok haklısın Yeşim. Tek bir şey söylemek istiyorum. Yazının bir akışı var. Bizim de bir akışımız var. Biriktirdiğimiz şeyler var. Biz konular değişmese de yazdığımız şeylere geri dönsek de hep farklı biriktirdiklerimizi sentezleyerek değiyoruz ve devam ediyoruz. Değiyoruz. Hani bu bir kumaşa tel atar gibi. Değiyorsun ve devam ediyorsun. Değiyorsun ve sonunda çok güzel bir çizgi çıkıyor ortaya. Bu söyledikleriniz bana şu anda onu hatırlattı. Çok güzel bir benzetme. Bayıldım. Evet. Bana da şeyden iyi geldi. 79'da yazdığım değişmemiş olmasında bir sorun yok o zaman. Aynen öyle. Belki yazma biçimlerimiz ya da neyle birleştirdiğimiz değişiyor. Belki aslında aynı şeyleri yazıyor olabiliriz esasında. Aynen. Ama işte başka ya yaşla beraber, yaşadıklarımızla beraber bence evriliyorlar. O yüzden aynı şey yazmıyorsundur diye düşünüyorum ben. Sana aynı şey yazmışsın gibi hissettirebilir. Ama aynı şey yazmıyoruz. Kesinlikle yazmıyoruz. Ama mesela bazen hani ilk yaptığımız çalışmalarda, alıştırmalarda biliyorum, bilmiyorum. İşte çünküyle başlayan şeyler yazmıştık. Hatırlarsın duygu derslerimizde. Mesela orada o zaman yazdıklarımızla şimdi yazdıklarımız farklı. Konular aynı olsa da aslında içerikler çok farklı olabiliyor. O zamanki değişimizle, yani değme halimizle, şimdiki o konuda değme halimiz çok farklı oluyor. Onu demek istiyorum. Ya, yazarken acaba biz kendimizi mi büyütüyoruz? Hani senin dediğine bağlıyorum şimdi Nur. Bir şey değiyor, yeni bir şey oluyor. Biz ona bakıyoruz. Biz büyüdüğümüz için ve halleştiğimiz için yazdıklarımızla anlamlandırmayı kendimiz yaptığımız için belki de yazımız değişiyor. Çünkü değişen sadece dilimiz değil. Hep o şeyi hatırlıyorum. Neil Gaiman'ın mezarlık kitabını. Bir öykü olarak yazıp da yazıp kitaba dönüştürememiş olması. Çünkü yazı becerim yeterli değil zannedip aslında henüz çocuk yetiştirmemiştim. Yaşam becerim yeterli değildi demesi gibi senin bunlar dediğin. Faktör kesinlikle. Bizim de yaşadıklarımız böyle şeyler işte. Yani ben de onu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerle buluşmak ederiz. Çok keyifli ve çok güzeldi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.